yapan adamda da oluyor. O yüzden dedim ya. Oluyor ya böyle. Bu ben eve galiba. Hop, sinik sapı da yerleştirdiler. Bana ve bayağı iyi demenize gerek yok. Ceza eğer bunu yaptıysa zaten çok iyi olduğu kesindir yani. Fena bir şey geliyor gibi hissediyorum. Oo kral. Asiktir. Ananı sikiyim, şuraya bak, tüylerim diken diken oldu. Diye başlayacak böyle. Bir şey söyleyeyim mi hocam? Bak yemin ediyorum tüylerim diken diken oldu. Klas abi, klas bak, kalıcı. Bak çok fena bir şey gelmiş bence. Hiç dinlemedim, ilk defa dinleyeceğim. Küllerimden doğuyor mu diyor acaba lan şarkıda. Ahmet abi çiçeği. Bir başlayacak şimdi. Kovalayamaz beni, kaçmadığım hiçbir şükür olan kaç yanmaz. Olamaz, ben olamam. İki gözüm ikisine de yandaş. Rutubette yaşarken de dostlar oradaydı. Bunu isteyerek yaptım. Tek isteğim de var sandığım olmayan sadaka. Flörür gibi beyaz. Hayvi çürütebilir usulca. Gözler sende hep enerjiler. Tanrı kuşma. Anamalar ağlarsa. Anamalar ağlarsa. Kanban var ağlardım. Man var like. Spider gör her şeyi yakala. Sadece gördüklerimden gerçeği anlamlandırırken göremekliyim. O kadar çok şey varmış. Sırtıma baksam hayvi ki vay vay kimler var. Ama geri bakmam birsin. Mazi tarih olur hep kavgam bu şiirdi. Bazı bebeklere göre saf fight birdeyim. Bence o bebekleri alt edemeyecek. Bu dünyada madden hiçbir şey. Modan deviremez kalpler bir bu izleyici. Seni laf olsun diye tavsiye sal kalsın. Beni falan hiç anlayamayacaksın. Hiçbir dertli tek gözleyen sen değilsin. Kendin gibi sahte dostlar biriktirmişsin. Tıpkı ben gibi de ben sizleri elemekteyim. Bana koymaz her yıl bir şehri terk ettim. Zorla önüme konulan her şeyi reddettim. Belki bir dilek. Öf. Ananı sikiyim ya. O adamım. Toprak yemini etmişsin gibi. Geçmiyor gene de bir türlü tekin. Niye? Niye sor hele? Oynanır oyun hiç bitmiyor piyes. Gereksiz yere hep ödenir diye. Bugün git yerden gel bu kısa özet. Karanlık çöker üstüne de tipi ve kül olup gitti her yakılan fiti. Akılla fikir yerinde değil. Yarım kalmakta her işin git bitir. Gidip en azından bilene bir sor. Kapıların ardı dolu koridor. Çıkmak istediğiniz oda poligon. Maalesef kapı kilit bir çıkışa. Kül olup giden bir su olup döner. Hep zor olur yolu yine bir yel eser. Ekini git bitirdik derini bil. Bu film bitmeyecek hiç çekip gitmeyeceğiz. Biz belki donacak bu gecede su ve ay. Çok iyi. Düşecek hepimize de bir pay. Hiç katılmıyorum çok kötü diyenlere. Ceza çok az söylemiş. Daha çok söyleseydi. Bir şey söyleyeyim mi? Ben çok beğendim. Şarkıyı mı cezayı mı? Komple çok beğendim. Ben Manevayı sevmedim abi. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ama ben renkten anlayan biri değilim de. Şöyle yani anlamadım çocuğun dediğini. Sözleri anlamadığım zaman sevemiyorum. Okey ben o zaman sana şöyle anlatayım buradaki. Çocuğu. Buradaki formülü veya işte dinamiği anlatayım sana. Şimdi Baneva yeni nesil bir adam, tamam mı? Yaptığı müziğe evet. Dikkat ettiysen birazcık o yeni vibe var zaten. Ceza aynen. Da biraz old school ya. Ceza'nın zaten evet. Bu tarafa hitap edebilmesi için böyle bir şey yapması gerekiyor olduğunu düşünüyordum. Ve böyle beraber yapabilecekleri bu entertainment adı altında tırnak içerisinde yapabilecekleri en iyi entertainment'ı yapmışlar bence, anladın mı? Çünkü ben yeni nesil müzik işlerine ve rap işlerine birazcık drill işlerine birazcık entertainment olarak bakıyorum. Anlatabiliyor muyum? Çünkü şeyi anlayamazsın yani adamın sesi, tonu bilmem nesi bunların artık çok önemli olmadığı yerlerdeyiz. Ki benim evet. Başka bir parantez içerisinde Baneva'nın sesini tenzih ediyorum yani buradan. Bence çok iyi olmuş. Ve cezayı da farklı düşünüyor olabiliriz arkadaşlar. Aynı düşünmek zorunda değiliz. Herhangi bir Twitch yayıncısıyla veya influencerla aynı düşünmek zorunda değilsiniz amına koyayım yani.
Anladın? Bu benim düşüncem. Benim senin düşüncene saygım varsa senin de benim düşünceme saygın olsun lütfen. Ben çok iyi buldum. Konu bu. Ben katılmadım balım. Katılmayabilirsin balım. Tamam, köpkelik yapmana bir anlamı yok. Zaten ben rapten anlamıyorum abi. Yani ben ceza döneminde kaldım. Ben de rapten anlıyorum demiyorum bu arada kesinlikle. Ama rapten... sen müzisyen adamsın şimdi. Müzikten ya, anlıyorsun. Ben mesela prodüksiyon... strateji düşünmemiştim şimdi mesela. Bana... Orada bir strateji de var. Evet, buradaki strateji bence böyle bir strateji var. Bana prodüksiyon çok kaliteli geldi. Onları falan, altyapı falan. Ben sadece şeydeyim ya, ben rapçiler ne dediğini anlamadığımda Türkçe olunca niye Türkçe o zaman gibi geliyor bana. Anladın mı demek istediğimi? Ya şeyi sevmiyorum. Anlıyorum, evet. Ama tabii bu bireysel bakış açısı. Şunu mesela ben bugün geçiyorum diye konuşulduğu zaman ya neden o artikülasyonla konuşulduğunu anlamıyorum. Tamam. Anladın mı? Ama demek şöyle ama düşün. Ama bu tamamen benim bireysel şimdi bakış açım. 2004, doğrudur rapte. Bak şimdi şöyle düşün. 2004'te 2003'te de Ceza'nın ilk çıkarttığı şarkıları dinlediğinde de o dönemki toplum da Ceza'yı da anlamıyordu. Zaten anladın mı? Bu oturduktan ama sonra çözdük aslında. Tarzını anlamıyorduk. Ben benim kimken son. Ben benim aynı bon. Anlamıyorduk abi. Gelip gelip aynı ton. Bilmiyorum, bana anlaşılıyordu gibi geliyor. Bilmiyorum. Tabii ki şimdiki hali birazcık daha anlaşılamaz gibi olsa da bu halinde işte bu bir evrim, müzik rap evrimi, belki drill evrimi ya, anladın mı? Dönemsel bir şey olduğu için yani sonuçta. Senin dediğine katılıyorum. Artık rap böyle daha çok arabada, klapta dinlenen bir şey oldu. Hani gaz oldu. Onlara evet okey. Ama altyapısı çok güzelmiş. O bence altyapı çok iyiymiş. Enstrümantal böyle bir şeyleri işte gamında yürütüp aynı şekilde Ceza'nın aynı gamında bir şeyler söylemesi falan filan. Çok iyi geldi bana ya. Bir de o notalar